Şimdi size sorayım. Bir tane mektup var. Ondan sonra mezhep nedir var? Bir de Maturidi eşari var. Bunları bitirelim ki Kader Risalesi'ne rahat girelim. Üçünü yaparsak çok çeker. Mektup okumayabiliriz. Mezhepten başlayıp Maturidi devam edebiliriz. Direkt mezhep mi başlayalım? Şimdi şurada üstadın da bir yeri var. Sarı okuman güzel değil mi? Şurayı biraz sonra okuyacağız. Üstadın yerini. Şimdi şu mezhep nedirle bir yardıralım o zaman. Arkadaşlar başlayalım mı? Allah razı olsun. Fıtrat bozulmadan gidilen yollarda ihtiyaç olmayan sorular vardır. Anladın mı dediğimi? Sen anladın mı Mami? Ben yarım anladım. Bir anladığını söylesene. Fıtrat bozulmadan gidilen yol ihtiyaç gibi. Değil mi? Sen anladın mı? Açık söyleyeyim anlamadım. Fıtrat bozulmadan gidilen yollarda ihtiyaç olmayan sorular vardır. O sorunun ne olduğunu bile adam düşünmez zaten. Şimdi anladın mı? Şimdi cümleyi anladım. Heh, bir bana anlatabilir misin? Sen? Marso? Abi şimdi adam kendini bozmadan gittiği yollarda yani o sorulan sorulara cevap verme ihtiyacı duymaz. Soru aklına gelmez. Adamın öyle bir merakı yoksa kokain nedir diye merak etmez. Adam Kur'an'ı doğru düzgün anlıyorsa bu mezhepler neden var diye merak etmez. Anladın mı demek istediğimi? Şimdi o dönemlerde fıtratın bozulduğu evrelerde dahi nefsi cezbedebilen bu kadar ciddi parametre mevcut değildi. Mesela makam dediğin koskoca bölgede belki birkaç aşiret reisine aitti. Para dediğin kezalik belli başlı şeyler için vardı. Paran olsa bile uçak alamazdın, ülke ülke seyahat edemezdin, Hollywood'da bir geziye gidemezdin, Antalya'da bir yazlık, Uludağ'da bir kışlık o dönemlerde yoktu. O yüzden insanların hevesatını bu zamandaki kadar kamçılayan metalar o dönemlerde yoktu. Olmadığı için de insanlar İslam mantıklı geliyorsa onlara yürüyordu. Eğer nefislerine, fıtratlarına, hevalarına, hislerine uymuyorsa da belli başlı 3-5 tane cümleyle İslam'dan beri duruyorlardı. Şimdi nefsin hoşuna giden bir dönem girildi ve nefsin hoşuna giden bu dönemde insan İslam'ı da kullanmak istiyor. Anladın mı? Renkler çok birbirine girdi. Pirincin içindeki beyaz taş misali. Şimdi adam Türkiye'de yaşıyor. Belli başlı işler yapmak istiyor ya da yaşam tarzında sülalesini karşıya almak istemiyor. Ya da etrafındaki insanlara dini bir kimlikle gözükmek hoşuna gidiyor. Bu yüzden İslam vasfını o kişi kullanabiliyor. Ama İslam vasfını kullanırken İslam'ın ince parametreleri o adamın yaşam tarzı için hisleri ve hevaların evinden daraltıcı bir olay oluyor. Böyle olunca ben bu İslam'ı kullanmak istiyorum ama bunların İslam'ını kullanmak istemiyorum diyor. Bunların dediği de Kur'an'ı, sünnetin yolunu güzel anlamış insanların bahsettiği olayları diyor. Çok mu karışık anlatıyorum? Adam Kur'an'ı bilmiyor. Karşıda da bilen birisi var. Diyor ki şu yaptığınız haramdır diyor. Ya nerede yazıyor o diyor. Okumadığın kitapta yazıyor. Oturuyor mu konular demek istedim. Şimdi bu insanlar gün geçtikçe mesela hevası için yol arayan bir adamdan 11 kat daha tehlikeli bir şey vardır. Hevası için yol arayan iki adam. Bunların ikisi yan yana geldiğinde hevası için yol arayan iki adam değil 11 adam olur. Bunlar da sırrı ihlas ile ittihad ederler. Hangi ihlas? Şerdeki ihlas. Sırrı şerdeki ihlas ile ittihad etmiş iki adamdan daha tehlikeli bir şey vardır. 111 kat kuvvetindeki 3 adam. Bunlar gibi başlarını çeken birileriyle kimileri birlik olsa ve bu birliklerinde de ya İslam'ı da kullanalım bak onda da bir ekmek var, onda da bir iş var ama nefsimizin, hevamızın isteklerini de bu yolda kullanabilirim deyip nefsin hoşuna giden Kur'aniyun diye bir mezhep çıkarmaktan da geri durmazlar, buna cüret edebilirler. Demek istediğimi ifade edebildim mi? Bundan çok eski dönemlerde fıtratı bozulmadan İslam üzere giden bir adamın bu mezhepler neden vardır diye bir soruya ihtiyacı yokken başa döndüm. Farkında mısın? Başa döndüm. Farkında mısın? Bundan yıllar önce fıtrat üzere giden bir adamın bu mezhepler neden vardır? Neden bu kadar garip garip fazla yollarıdır, şöyledir, böyledir gibi akla uzak sorular pek aklına gelmez iken şimdi hevaların, hislerin ve heveslerin nefsi bu kadar kuvvetli seviyede beslediği, eğittiği, nefsi eğittiği. Yani bir çocuk çocukken nefsine uyum hırsızlık yapar. İleride o nefsi profesyonel yetiştirirse banka hortumculuğuna geçer. Heva nefsi eğitiyor. Anladın mı demek istediğimi? Hangi cihette? Hayır mı şer mi? Şerciyet. Bunlar da birleşince ve bu topluluklar, az önce dedim ya ikisi, üçü, dördü, beşi, 10 tanesi yan yana geliyor. Ve yan yana geldikten sonra da İslam'ı tahrip ederekten İslam'ı kullanabilecek bir yol açmak istiyorlar. Bu onların çok daha işlerine geliyor. Mesela Orta Doğu'da, şimdi gerçekten İslam'ın özünde, yamacında, köşesinde ya filankes mezheple filankes mezhebi birbirine kırdıralım, iki kardeşi birbirine kırdıralım diye hiçbir ibare olabilir mi İslam'ın herhangi bir köşesinde? Ama Orta Doğu'da yaptırıyorlar. İfade edebilir mi demek istedim? Yani İslam'ı kullanmak ne demek anladın mı? Ben Orta Doğu'da o anarşiyi oluşturursam hani o klasik bildiğimiz petrolü metrolü bırak. Bir gün bir gemi yanaştırıp o gemiden 2700 ton petrolü bile savaş bölgesinde 35 sente alıp getirdiğimde 7 TL'ye satabilirim. Anladın mı demek istediğim mantığı? Yani o kadar yani abi İslam nasıl kullanılır? İşte böyle kullanılır. Orada düşürecek ki savaş bölgesini böyle kullansın mesela. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Kimi böyle kullanır, kimi makam için kullanıyor, kimi mevkisi için kullanıyor, kimi başka bir şey için kullanıyor. Yani böyle bir popülerlik elde ediyor. Belki orada kalmak için devam ediyor. Çünkü dikkat çekici, marjinal bir şey ya. Hani köpek adamı ısırsa haber olmaz. Adam köpeği ısırsa haber olur. Doğru mu?
mezhebi doğru kullansan çok insan merak edip buna bakmaz. Ama mezhebi yamultmaya çalışırsan aa bu hoca ne diyor diye insanlar merak eder. Anladın mı demek istedim? Adam köpeği ısırmış gibi yani. Şimdi bu yüzden mezhep normalde bizatihi fıkhi mezhepler. Fıkhi diyoruz değil mi? Dört mezhebe. Şekli fıkhi mezhepler. Ameli mezhepler. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Ameli mezhepler normalde bizatihi itikadi diyemeyiz değil mi? Biz bunu eşari maturidi için diyebiliriz. Ama baktığında buradan zedeleyerekten dolaylı bile olsa artık itikada vurmaya çalışıyor. Mezhepler yoktur diyecek. Bu mezheplerle ilgili bu mezhep imamlarının naklettiği hadisler de yoktur diyecek. Yahu bu Ebu Hureyre de yoktur diyecek. Bu Hazreti Ali döneminde Ali Veli Osman filan kez kişiler ona buna haksızlık yaptı deyip çağrı yar güzün efendilerimiz Hulefai Raşid'in de yoktur diyecek. Oradan Efendimiz Aleyhisselam da şurada burada şurada böyle kusurlu etti. Ona hazret demeye ne gerek var? Bu protokole hiç gerek var mı? O da bir insan değil mi? Deyip oradan başlayacak. Kur'an'da da filan kes ayetlerin 3'ü 5'i şöyle böyle değişmiş olamaz mı? Deyip oradan yürüyecek. Ondan sonra elde tutulabilecek ve yaşanabilecek bir İslam kalmayacak. Anladınız mı? Bugün kardeşler arasında toplu fitne çıkarmak isteyen biri mesela. Kardeş buna kötü davran da fitne çıksın der mi? De. Ya bu Marcelo var ya çok tatlı çocuk ama sanki geçen sana bir kem gözle mi baktı? Yani kötü bir şey demiş olmayayım da bana öyle geldi diyecek. Anladın mı demek istediğim? Yol yapacak. İkinci de bir daha yapacak, üçüncü de bir daha yapacak, dördüncü de tekrar yapacak. İfade edebiliyor muyum demek istediğim? Şimdi mezhepler tarihi bizim için bu cihetten önemli. Şimdi oradan yakalanırsa biri işin devamı çok tahrip edici bir sürece geliyor. Bir iki hatıra anlatayım. Şimdi ben Kur'an'ın bir ayetinde okuyu emrederken devam eden başka bir ayetinde kitap yüklü eşeğe benzetiyor. Yani okumaya teşvik eden bir Kur'an gereksiz bir okumaya bir de sistemde bulunuyor. Çok ilginç. İlginç bir hitap. Şimdi insan burada düşünmesi lazım. Bugün okyanusta 1000 kilometre yol yapmak limana yanaşmak demek değildir illa. Belki liman 100 kilometredir ama 1000 kilometre yol dolanmak illa limana yanaşmak demek değildir. Kur'an da zaten şunu kastediyor. Oku. Sistematik bilgi ile marifetullah ilmi ile Rabbini tanımak için oku beyan ediyor. İfade edebildim mi demek istediğimi? Öteki ilim ne oluyor? Kişiyi daha çok cehaletin bataklığına sürükleyebilecek. Böyle cehalet mi olur olur. Cehli mürekkep belki cehli mikap. Ne diyorduk ona? Cehli basit, cehli mürekkep, cehli mikap. Bir daha hatırladın mı? Cehli basit bilmez. Cehli mikap hem bilmez hem de bilmediğini bilmez. Cehli mürekkep hem bilmez. Hem bilmediğini bilmez hem de ondan başka kimse bilemez. Şu nedir dediğimde abi bu kalemdir dese cehli basit bilmiyor. Abi bu kalemdir deyip bir de bunun kalemliğine ilmi açıklamalar yapmaya çalışsa cehli mikap olmuş oldu. Doğru mu? Hem ne olduğunu bilmiyor hem bir de o kadar inatlaşmış ki neyi bilmediğini bilmiyor. Bir daha desen ki kardeş bu nedir? Kardeş bu kalemdir ama bu cahillerin hiçbiri benim gibi bir ilim adamı olmadığı için bunun kalem olduğunu bilemez dese hem bilmiyor hem neyi bilmediğini bilmiyor hem ondan başka kimse bilmiyor. Ne oldu? Cehli mürekkep oluyor. Şimdi bu mezhep meselesi, mezhepler tarihi meselesi benim hayatım boyunca hiçbir zaman aklımı şu kadar dahi kurcalayan bir mesele olmadı. Ben Hanefi fıkhını taklit ediyorum. İtikatta da İmam Maturidi'yi, Şafii arkadaş. İtikatta da İmam Eşari'yi taklit ediyorsunuz. Şimdi benim hayatımda hiçbir zaman aa şöyle mi böyle mi acaba mı diye kafamda bir soru olmadı. Zannediyorum, tahmin ediyorum İslam'ın hani burasına kadarında herhalde yanlış bir itikat örüntüm olmadığı için mezhepler konusuna geldiğimizde de ki mezhep ne demekti abi? Yol demekti. Zira eğer uygulayabilsek ashab-ı kiramın aksiyonel hayatının her biri bir mezhep midir? Evet mezheptir. Bunu hangi hadis destekler? Aynen. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangi birine tutunsanız kurtuluşa erersiniz diyor değil mi hadis-i şerifte? Baktığında demek ki her birinin yolu bir mezhep hükmünde. Lakin dönem içerisinde ulema-i cumhurun ittihat ettikleri, evet budur diyebildikleri, ameli diyebileceğimiz ehli sünnet daire içerisinde uygulanabilirliği olan 4 tane mezhebi bize uygun görmüşler. Biz de onu taklit etmeye çalışıyoruz. Bu mezhepler derse eğer bu asırda yaşamayıp 100 yıl önce beraber yaşamış olsaydık belki de mezhepler tarihi haricinde mezhep nedir, niye vardır, madem doğru birdir bu kadar mezhebe ne gerek vardır gibi akıl bulandırıcı saçma sapan soruları cevaplarını oturup mütalaa bile etmezdik. Çünkü o kadar zihin bulanık olduğu bu dönem gibi başka bir dönem hiçbir zaman olmamış. Bizim bazı tanıdığımız arkadaşlar var, insanlar var. İnsan hakikaten az önce dedim ya fıtratına uygun adımlarla giderse böyle sorular gelmiyor. Ama fıtratına bozmuş şekilde devam etse ne oluyor bir süre sonra bu sorular akla geliyor. Bizim bu oda kadar kütüphanesi olup o kitapları bitirmiş ve bu kitapların birçoğu da İslami kitaplar tanıdığımız insanlar var. Bu insanlar böyle 50-60 yaşlarına geldikten sonra işte böyle çok İslam'a dair hani egodan dolayı başka bir şeyden değil koyuncu. Egodan dolayı. Neden dolayı? Egodan dolayı. Yani bu işi biraz insan yani bu iş illa böyle kürsü olmak zorunda değil. Kahvede bile ilgi görmek için ben biliyorum diyebilmek için yani. Ya bu ben biliyorum bunun lezzet verdiğini şeyden anlamanız lazım. Her gün bir sürü şey izliyoruz. Hani Vine'dır, Troll'dür falan izliyoruz. Öyle değil mi? Ne yapıyor? Kıracağım bu kafayı diyor mesela bir tanesi. Orada bildiğini sana ispatlamaya çalışıyor. Yani onun altında yatan o esprinin altında yatan şakayı görmen lazım. Başka bir tanesi ne diyor? Attım beyin bedava diyor mesela. Orada ifade edebiliyor muyum demek istediğimi? Başka bir tanesi geliyor. Evladım işte şu iş
şöyle kurtulur, bu iş böyle çözülür diyor. Ya da böyle hiç bilmediğin meselede bile hemen yakalayıp öğüt vermek istiyor sana. Böyledir bu iş diyor yani. Belki adamın hiç tecrübesi bile yok. Neden? Bilebilmek ve karşıdakine senin bildiğini kabul ettirebilmek ego için ciddi tatmin edici bir olay. İfade edebildim mi demek istediğimi? Bu tanıdığımız insanların içerisinde bu oda kadar kütüphane bitirmiş adam var ve bilginin egosuna maalesef hastalık cihetiyle yakalanıp yenik düşmüşler. Tabii yaş 60'a geliyor. Ondan sonra bakıyorsun şortla namaz kılıyor mesela. Dizin üstündeki bir şortla. Bu artık onun için uygun olan bir, halbuki çok uygun bir şey değil, biliyoruz yani. Caiz değil. Bu uygun oluyor. Biraz daha vakit geçtikten sonra hani İslam'da yeni bir soluk olayım ben edasıyla çıkıp, mezhep diye bir şey yoktur kardeşim, uydurmayın. Oradan az önce bahsettiğim seyahat devam ediyor. Ebu Hureyre vesaire vesaire. Buna çok şahit oluyorum. Genelde böyle İslam'ı sadece konuşmadan ve okumadan ibaret sanan insanların düştüğü hastalıklar oluyor. İfade edebiliyor muyum? Ben İslam'ın zahmetini çeken, nasıl zahmet? Yani atıyorum yani bulunduğunuz muhitin köşesinde bir cami var diyelim. Ya bu caminin elektriğinden ben mesulüm desen. Ya da böyle gerçekten safi yani. Ya bu caminin abdesthanelerinin temizliği günde 3 öğün bana ait desen. Böyle adamlarda çok rastlamıyorum açıkçası böyle sorunlara. Niye? Adam İslam'ın aksiyonel yanını da hayatına almış. Ya şöyle bir şey mümkün mü? Efendimiz Aleyhisselam geliyor, Kur'an var diyor, sadece konuşuyor. Olur mu ya? Hicret ediyor, cihad ediyor, ne sıkıntılar çekiyor yani. Öyle değil mi? Ama İslam'ı oralardan arındırıp, az önce dedim ya hoşuna giden yerlere, ya şu İslam'la ilgili bilgileri okuyayım, okuduğunca da kahvedeki adamlara anlatayım, onlar da bana desin ki ya bizim bir Mehmet abi var, biliyor musun Kur'an'ı bile okumuş. Kur'an'ı bile okumuş. Bak gerçekten böyle konuşuyorlar. Yani benim ömrüm bunlara şaşırmakla geçiyor. Benim etrafımda yine çok yakınım bir tanıdığım var. Arkadaş, senin en zirve üniversiteyi bitirmişsin. En ciddi ilginç ticaretleri yapmışsın. Her noktada yüksek bir şey kazanmışsın. Demek ki yani aptal bir adam değilsin herhalde. Biraz kafam basıyor. Akıl dünya cihetiyle yani. E sen bir gün yanında biri gelince, ya dinle ilgili şu duayı şu kadar okursam şöyle olur dedi. E peki o adamın hani muteber bir kişilik olduğunu nereden biliyorsun ey sevgili kardeşim diye sorduğunda da öyle Kur'an bitirmiş falan. Hani ona mı geldi? Hani sana gelmedi mi aynı Kur'an? Sen bununla yükümlü değil misin? Hani buralardan ahlakında da vardır ya, biraz doğu ahlakında çoktur yani. Bir adamı evliya beller. İslam'ın bütün özelliklerini o adamdan bekler. Ondan bekleyeyim. O adam beni kurtarsın. Yanlış bir şey yaparsa zaten iftira atarım o adama. Onun haricinde ben zinama faizime devam edeyim. Çok üzücü bir ahlak yani. İfade edebildim mi demek istediğimi? Şimdi fıtrata muhalif adımlarla gidilince bu mezhepler konusu da maalesef kafa karıştırıcı, insanlar için sorulardan biri haline gelebiliyor. İnsanlar da bu tür programları izlemeyi çok seviyorlar. Bu tür programları rating için sürekli yayınlayan, haber programlarında çalışan bir arkadaşım var. Onu da aradım. Niye böyle yapıyorsunuz? İnsanların aklını karıştırıyorsunuz dedim. Tabii aradım dediğim adam halanın sahibi değil, bir şey değil. Orada çalışan bir arkadaş. Zaten çalışmıyor artık. Dedi vallahi ben de rahatsızım ama dedi reyting için bunlar her şeyi yaparlar dedi yani. Seni bile mora boyarlar. Bir problem yok dedi yani reyting olduktan sonra dedi. Çok üzücü. Ondan sonra içimden dedim bu haberlerle insanların aklını, kalbini ifsata uğratanların ahirette vay haline dedim. Kalbimden bir de sitem çıktı yani. Allah ıslah eylesin önce. Ama bunlar ıslah olmayacaksa da başka bir şey eylesin yani. Ne diyeyim? İfade edebiliyor muyum? Yani buraya mesela insanlar geliyor. Direkt ahiretleriyle alakalı bir şey konuşabiliriz onlarla ilgili ya. Sen o kabre tek gireceksin. Kendine yarayan bir şey sor yani. Ne güzel bir bağlantı değil mi? Acaba kabirde ne işime yarar ya? Bunun karşılığını alıyorsan konuşalım bir şeyi. Bunun karşılığını almıyorsan boşuna guftuguya, gevezeliğe lüzum yok yani. Efendimiz Aleyhisselam hadiste de söylüyor ya, hayır söyleyin ya sükut eyleyin diyor ya. Gerek yok yani. Ama böyle güzel güzel adamlar kafası karışmış geliyor. Abi ne oldu kardeş? Abi ya bu mezhepler çok saçma değil mi sence falan? Niye kardeş? Nasıl biliyor? Ne bileyim ya, geçen televizyonda hocanın bir tanesi öyle söyledi. Vasıfta o hoca yani. Bilmem ne. Abi efendim kardeşim. Abi bu hadisler çok saçma değil mi? Niye kardeşim? Abi bu hadislerin güvenilir olduğunu nereden biliyoruz? Kur'an'ın güvenilir olduğunu nereden biliyorsun kardeşim? Abi öyle deme. Sevgili kardeşim, hadislerle Kur'an'ı nakleden insanlar aynı sahabeler değil mi? Aynı sahabeler. Kemiklere yazmamışlar mı? Hafızalarında ezberlememişler mi? Evet, ezberlemişler. Hazreti Ömer döneminde yanılmıyorsam Zeyd bin Sabit miydi? Hazreti Ömer ona musafları toplatmamış mı? Toplatmış. Hazreti Osman döneminde musaf olmamış mı? Olmuş. Peki hadisleri nakledenle Kur'an'ı nakleden aynı kişiler değil mi? Evet, aynı kişiler. O zaman Kur'an'da değişmemiş midir kardeşim bu senin gereksiz mantığına göre? Abi öyle değil mi? Kur'an korunuyor yani. Kur'an'ı koruyorum diye bir adam o hadisi de onu alıp onu da araya sokamaz mı o niyeti olsa yani? Aynı adamların naklettiği hadise laf etiyor, Kur'an'a laf etmiyor. Niye? Taklidi bir imandan dolayı. Abi öyle demedi. Kur'an'a şimdi laf etmeyeceğiz. Bunu kabullendirelim halka, 5 yıl sonra laf edeceğiz Kur'an'a da yani. Böyle saçma salak düşünceler yani. Ne kadar ilginç, ne kadar üzücü değil mi? Nefsin hoşuna giden bir hastalık bu. Başka hiçbir şey değil. Bu adamlar bu tür düşünce, bu tür sapkın düşüncelerin altında kimisi şey diyor işte, evlenmeden önce zina denmez diyor. Kimisi başka bir şey diyor. Kimi saçma salak başka bir şey diyor. Nefsin hoşuna gidiyor arkadaş. Ben bugün bu saydığım şeylere uymak istesem ben de bu adamları tutarım. Nefsin hoşuna gidiyor yani. Ne güzel, faize ruhsat var, ona ruhsat var. En son bir tane ayetin herhalde son iki bir surenin birkaç ayeti. Efendim? Tevbe suresinin bir iki tane ayetine şimdi laf ediyorlar. Şöyle mi? Ne diyorlar? Son iki ayeti yok diyorlar. Son iki ayeti yok diyorlar değil mi? Sayısal şeye uymuyor. Sayısal şeye uymuyor diyorlar. Onların bir sistemi var. Çok güzel. Sistemden fazla diyor. Çok güzel. Yarın bir günde şöyle demek istemişti, bize vahiy geldi derler. Böyle yürür giderler yani. Sen bir şey diyordun abi. Şimdi abi İslam
Çok özleyerek bir şey diyeceğim. Niye mezhep önemli anladın mı? Sur'da gedik açıldı mı içine giriyorlar arkadaş. Barajını deviriyorlar. Niye önemli anladın mı? Sur'da gedik açıldı mı barajını deviriyorlar. Anladın mı niye önemli? Anladın mı? Al abi. Şimdi abi İslam dairesi içerisinde birinin mezhebi inkar etmesi çok saçma. Hani bir ateisttir ya da herhangi bir dine inanmıyordur. Ne bileyim deisttir. Hani bunların mezhebi inkar etmesi ya da mezhebi saçma bulmasını makul karşılarız yani. Ama İslam dairesinde olan bir insan mezhebi inkar edemez. Niye edemez? Çünkü onun da ameli olarak bir şeylere inanması gerek. Bu adam mesela abdest alıp namaz kılıyorsa bu adama soracağız yani senin bir yerin kanadığın zaman abdestin bozuluyor mu bozulmuyor mu? Şimdi bozuluyor diyorsa demek ki bir fetvaya göre hareket etmişsin sen. Ya da kendin bir fetva uydurmuşsun. Sen bir mezhep çıkarmışsın. Yani olmak zorunda. Çünkü ya böyle yapacaksın ya böyle yapacaksın. Eğer sen İslam dairesindeysen bu kurala uymak zorundasın. Ve buna benzer bir sürü kural var yani. Bir bayan değdiği zaman abdest tazeliyor musun, tazelemiyor musun? Tazeliyorsan demek ki senin de bir uyduğun, bir taklit ettiğin mezhep var yani. O yüzden İslam dairesinde biri zaten eğer mezhep yok diyorsa saçmalıyordur. Evet, maalesef öyle. Dediğin gibi. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, Nefsi. Ha, nefs kebap. Oh, hocam şey var mı ya böyle günde 2 biraya müsaade eden? Oo, tamam ben onu çok seviyorum ya. Sarhoş da etmiyor benim falan. Var onların yani. Böyle nefsin hoşuna giden. Sanki Allame-i Cihanlar da onun doğru olduğunu anlayabiliyorlar. Yine geldi öyle ya. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Zeki bir adam yani. Hemşerim bir de. Abi dedi bu hadis çok da şey bir çocuk yani. Önceden de tanırım böyle abdestine var. Abi dedi bu hadislere inanamıyorum dedi. Ya dedim Kur'an'a niye inanıyorsun dedim ya. Ona da cevap yok. Ya şimdi temeli olmayan bir şey düşün yani. Kökü olmayan bir ağaç düşün ya. Bunu her yerden yıkabilirsin ki. Abi o hadis inkar edenlere Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin yerlerini değiştirip versen anlamaz. Anlamaz. Neyini inkar ediyorsun yani sen? Sen daha Kur'an-ı Kerim'in gerçekten hani neresinin doğru neresinin hatalı olduğunu çözecek bir ilmin yok. Hadisi nasıl inkar ediyorsun? Aynen öyle. İşin en üzücü yanları da bu programı böyle izleyenler biliyorsunuz. Bir üç gün en az gündem oluyor. Geliyorlar abi şu programı izledin mi falan fıstık. Sen izledin mi? İzledim. Üç gün önce namazın yoktu. Şimdi var mı? Yok. Bir tanesinin de namazının faydası olduğunu görmedim. Güya İslam'ı müdafaa için çıkan insanlar gönüllerin bir tanecik yarasını bile tedavi edemiyorlar. İslam'a zarardan başka bir şeyleri de yok bu adamların maalesef. O programı böyle sürekli yapanlar da onlar da ahirete kalsın artık ne diyelim. Başlayalım mı okumaya? Agalar. Evet mezhep nedir? Mezhep nedir? Mezhep gidilen yol, benimsenen metot ve görüş demektir. Dini manada mezhep ise müçtehit bir alimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollere denir. Bir dakika. Müçtehit ne demek Yusuf? İlk başta Kur'an'dan sonra hadisten şey yapıyor, hüküm çıkarma. Çok güzel. Çok güzel. Eyvallah. Müçtehit ne demek? Var mı ekleyeceğim bir şey? Aynen. Aynı. Yani biz şey de diyoruz böyle, içtihat da edebilen değil mi? Mesela hastasın böyle doktora gittin falan, pratisyene bir gittin böyle bakıyor falan. Vallahi anlayamadım abi seni uzmana göndereyim. Uzmanına gönderiyor seni, uzman bakıyor falan. Babacım ya bu iş biraz derinlerde gibi, seni bir profesöre götüreyim, tespit edeyim. Profesöre gidiyorsun, profesör de şey yapıyor, baba seni ordinaryosa gönderiyorum. Ordinaryos diyor ki bu filankes 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 hastalığıdır diyor. Artık hüküm koyuyor yani. En üst mertebe. Artık elindeki bütün parametreleri inceliyor, onları böyle derliyor ve diyor ki bunun neticesinde şu hükme vardım diye bir hüküm ortaya çıkabilecek seviyedeki insanlara müçtehit denebiliyor. Demek ki İmam Ebu Hanife gibi insanlar ya gelin de bir mezhep bulalım diye değil ki zaten kendisi de bir mezhep olsun dememiş. Sonradan ona diyecekler. Hanifi'nin yolunu tercih edelim. Biz bu şekilde İslam'ı anlayabiliyoruz. Bu yoldan gidilebiliyor manasında çıkacak ileride. İmam Ebu Hanife dediğimiz zat onu da derste işleyeceğiz bu arada. Belki öbür haftayı alırız Allah'ın izniyle. 7 yaşında içtihat ruhsatı selahiyeti olabilen bir insan. Düşünebiliyor musun? 7 yaşında. Biz 7 yaşımızda evden ekmek almaya çıkamazken Kur'an'ın hükümlerini kalbinde eritip sindirip hüküm verebilen bir insan düşün. İmam Ebu Hanife gibi. Devam. Mezhepler arasında esasla hiçbir ayrılık yoktur. Bir dakika. Şimdi biz 4 mezhebi konuşalım. O 4 mezhep içerisinde çünkü genelde etrafımızdaki insanlar o 4 mezhepten bir tanesine ittiba ediyorlar. Öyle değil mi? Ben İmam Ebu Hanife'yi taklit ediyorum. İrfan İmam Şafii'yi taklit ediyor. Ameli olduğu için taklit diyoruz. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi baktığımızda Allah'a inançta, peygambere inançta, ahirete inançta, meleklere inançta, kader ve kazaya inançta ya da itikadi akaid olarak herhangi bir tevhidin bir rüknuna dair temel disiplinlerde ve esaslarda sizin, bizim, onun bu bahsettiğimiz cemiyetler arasında en ufak bir görüş ayrılığı var mı? Yok değil mi? Demek ki mezhep dediğin olayda temel esaslar arasında mami görüş ayrılığı bulunmuyor. Nerede bulunacak biliyor musun? İnce teferruat ve mizaç farklılıklarında bulunacak birazdan. Şimdi senle ben iki insanız değil mi mami? Anlaşabildiğimiz yerler var ki dost olmuşuz doğru mu? İşte mesela PlayStation seviyoruz. Muhabbetimiz belki senin günlük hayattaki saygı çeşidinle benim de almak istediğim saygı çeşidi birbirine uyuyor. Güzel bir dostluk yakalıyoruz. Doğru mu? Falan fıstık. Çok ortak noktamız var. Tamamen birbirimizin aynı olabilir miyiz?
İmkanı yok. Yediğimiz yemeklerde bir ayrılırız. Yaptığımız sporda bir ayrılırız. Doğru mu demek istediğimi? Bir bilgisayar oyununda bir ayrılabiliriz. Bazı esprilere sen gülersin, ben gülmeyebilirim yani. Demek ki ince mizaç farklılıklarında biz ayrılıyoruz. Sen ben ayrılıyorsak, aynı odadaki iki tane adam ki çok ortak noktamız var ki bu ikimiz de aynı odadayız. Sen ben iki dost olarak ayrılıyorsak, dışarıda bir sürü insan var. Bu insanlar da ince teferruat ve mizaç farklılıklarında ayrılır mı, ayrılmaz mı? Peki onların yürüyebileceği uygun metodolojiler birileri sunsa, madem doğru birdir bunların neden var mı denir? Yahu Allah razı olsun yahu. Bizim bu incecik, temel esaslarda değil ama incecik mizaç ve teferruat noktalarındaki farklılıklarımıza kadar düşünülebilip bu insanlar zahmet çekmiş, Allah onlardan ebeden ve daimen razı olsun mu denir? Anladın? Femkır, oturuyor mu? Çok güzel değil mi? Temel esaslarda bir problemin olmamasından sonra zaten konuşmamıza gerek yok da konuşuyoruz işte. Var mı sorun? Sen bu dersi ilk kez alıyorsun. Var mı sorunuz ile? Mezhepler arasında esasla hiçbir ayrılık yoktur. Ayrılık teferruatta dinin özüne dokunmayan ferî meselelerdedir. Ayrıca hiçbir müçtehit dinin özüne dokunmayan ferî meselelerdedir. Evet yani fırûat, fırû dediğimiz meseleler oluyor. Yani itikadi değil, imana, tevhide dayalı değil. Anladın mı demek istediğimi? Ufak böyle yapılır mı yapılmaz mı falan gibi düşün yani. Anladın mı? İtikada dokunmayan mesele. Yani daha genel ayıracak olursak. Fırû. Evet. Ayrıca hiçbir müçtehit kendi adına bir mezhep kurmak iddiasıyla ortaya çıkmamıştır. Burası da çok önemli. Yani İmam Ebu Hanife gelip şunu demiyor. Haydi benim mezhebimi kuralım mı? Hayır, kurmayalım. Öyle bir şey yok. Tarih boyunca kendi varken kurulan bir tane mezhep vardı. Kimdi o kişi? Sebeyli. Dur abi. Kendi varken kurulan. Söyledi zaten. Hala dur diyorum ama. Onu da anlamadıysan gerçekten dur. Bir sorun var. Yazarken şey oldu. Tamam. Görmedim. Kimdi o kişi? Evet. Mezhebin adı neydi? Sebeyiye. Kendi varken kuruyor yani. Komite, cemiyet gibi bir şey. Devam. Kur'an ve hadislerden çıkardıkları hükümlerin başkaları tarafından benimsenmesi neticesinde kendiliğinden o müçtehit adına bir mezhep teşekkül etmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatından anlaşıldı sonra... Anlaşıldı değil mi? O kadar çok bilgi aktarımı yapıyor ki. Artık o doluluktan insanlar etrafına toplanıyor ve öyle bir mezhep kendi istemi dışında teşekkül ediyor. Toplanıyor, oluşuyor yani. Sorun yok değil mi Süleyman? Devam. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bu sahabeler Mekke ve Medine dışına çıktılar. Çeşitli İslam memleketlerine gittiler. Takribi kaç sahabe hicret etti o dönemde? Şehir şehir, ülke ülke. Takribi 100 bin diyelim mi? Çünkü veda hutbesi 100 bin kişi olduğundan 100 bin hicret diye bahsediyorlar takribi. Biz de öyle bilelim. Takribi herhalde daha ortak kanaat o. Yani 100 bin sahabe şehir şehir, ülke ülke. Yani inanılmaz mesafelere kadar dayanaraktan. Hatta şuradaki notlarda böyle bugün yani tevafuk 20 bin kilometrelik Çin sınırına dayanacak kadar yol gidiyorlar. 20 bin kilometre uçakla değil, zeplinle değil. Araba değil, atla, ayakla gidiyorlar ya. 20 bin. Anlayabileceğin bir yol anlatayım sana. Zamanında Mersin'den İzmir'e çok gidip geldiğin için. Tam 20 tane. 20 tane buradan İzmir'e. Zamanında İzmir'e çok gitmiş. Bunlar gittikleri yerlerde Hicaz'ındaki farklı örf ve adetlere sahip insanlarla karşılaştılar. Halk gelip dini meseleleri kendilerine soruyor. Onlar da o mesele hakkında Kur'an ve sünnetin hükmünü bildiriyor. Bir şey ya, ben şey düşündüm. Ben normalde Şafii mezhebine uyuyordum. Tamam. Hacının ailemden gelmeydi. Ben otobüs hani belediye otobüslerini biliyorsunuz zaten. Tıklım tıklım olur böyle. Bir de hani bayana dokununca abdest gidiyor. Hani sürekli biniyorum abdest gidiyor, biniyorum abdest gidiyor falan. En son hani bir araştırdım falan. Hanefi mezhebine geçmiştim. Onu düşündüm ya. Tam neyini düşündün? Geçmişsin zaten. Yaptığı şeyi neyini düşündün? Yok hani mezheplerin yani ne kadar kolaylık sağladığını. Ha, güzel örnek. Allah razı olsun. Şey örneği vardı abi, bilmiyorum belki sen de söylersin. Tamam, toparladım zaten. Ben bırakayım abi. Yine aynı yerden çıkacağım aslında. Mesela işte çiftçiler falan var yani sürekli dikenlerin içinde oldukları için. Söyleyeceğim. Halk gelip dini meseleleri kendilerine soruyor. Onlar da o mesele hakkında Kur'an ve sünnetin hükmünü bildiriyorlardı. Bir dakika, halk kime soruyor cici? Sahabelere soruyor. Sahabelere? Hangi sahabeler? Hicret eden kaç tane? 100.000 tane. Devam. Sorulan mesele hakkında Kur'an'da ve hadiste hüküm bulamazlarsa o meselede içtihat edip meseleyi açıklığa kavuşturuyorlardı. Sahabe gittikleri şehirlerde. Tam sıralama nasıl? Kur'an, sünnet, kıyas, icma değil mi? Kıyas var olan bir hükümle kıyas. İcma ne demek? Topluluk demek değil mi? Türkçesi yanlış hatırlamıyorsam. İcma değil mi? Cem olmak cami yok. Devam. Sahabe gittikleri şehirlerde hem hakim, hem müftü, hem vali, hem muallim durumundaydılar. Bak bu kadar çok ayrıntıyı bilirsen, ne kadar ayrıntı. İslam hukuku, aile hukuku, o ticaret hukuku. İslam'da yani alt kollarında. Yani o kadar çok ayrıntılı, o kadar çok parametreleri var ki İrfan. Yani ben onları böyle birisi anlattığında ya da bir
makale okuduğumda nasıl bir şey anlamaya çalışayım diye. Benim yıllardır ömrümü vererek okuduğum matematik bölümü okudum ben bir de. Yani bölümü bilimi oluyor. Daha ağır bir opsiyon. Matematik bölümünde öğrendiğim bilim bu kadar kalıyordu yani. O kadar ciddi ayrıntıları var yani bu işler. İfade edebildim mi demek istediğimi? Ya bunlara cevap veriyorlar gittikleri yerlerde. Ve hangi sahabe veriyor cevap? Hepsi. Anladın mı Yusuf? 100.000'i birden. Hicrete gidiyorlar yani. Bulundukları bölgelerde dönemin bir kutbu azamı gibi orada bir güneş açmaya gidiyorlar. İslam'ı bilenler, yeni öğrenenler, bildikten sonra hayatına daha ayrıntılı geçirmeye çalışanların her biri nereden tatmin oluyor? Bu kişiden. Aynı Kur'an'ın bütün yaşlara, bütün cinsiyetlere, bütün fıtratlara, bütün nevilere hitap ettiği gibi. Bu sahabeler de tam Kur'an ahlakıyla büründüklerinden dolayı onlar da bulundukları bölgede tamamen cevap verebiliyorlar. En ayrıntısına kadar İslam'ı öğrenmeye çalışana da. Yani sadece iman ve itikat değil, fıkhın da çok ayrıntılı yönlerine kadar cevap veriyorlar ve tatmin ediyorlar. Unutmayın. Hangi sahabe? Sen cevap ver. Bütün sahabeler. Çok ilginç değil mi? 100.000'i. Devam. Hem vali hem muallim durumundaydılar. Bulundukları yerde adeta birer ekol meydana getirmişlerdi. Birbirlerinden çok farklı yerlere dağıldıkları... Bu ekol farklı... tabiri aslında bulundukları yerde ekol meydana getirme, mezhep meydana getirme. Hemen hemen benzer tabir. Anladın mı demek istediğimi? Yani aynı uyum çerçevesi içerisinde. Bulundukları yerlerde ekol meydana getirmeyi çıkar, mezhep meydana getirme. Ya arkadaş, onlar birebir Kur'an'ın tabiri caizse ete kemiğe bürünmüş Efendimiz Aleyhisselam'la birebir muhataplıkları yok. Yani o kadar geniş bir yelpazeyi belki bir anda alıp Hüseyin eritebilecek bir bünyeleri yok Hüseyin. Anlıyor musun Hüseyin? Onlar birebir muhatap olamazlar yani. Kur'an'la Efendimiz Aleyhisselam'la. Bir sahabe Kur'an ve Efendimiz'den öğrendiği yolu ham bir şekilde tamamen aktarsa, tamamen yani. Önce bunu sonra bunu değil çünkü Efendimiz ona aktarmış. Önce bunu sonra bunu Kur'an ona beyan etmiş. Belki o bünye onu bir anda kaldıramayabilir. Şey gibi düşünün. Bir tane varlık olsa diyelim. O varlık anne bir varlık olsun. Evlatları da süt bekler o anne varlıktan. O anne varlık evlatlarına süt vermek için kendi kemiği çiğner durur değil mi? Daha sert bir kemiği çiğner. Evlatları bünyesi daha tufulet döneminde olduğundan kemiği hazmedemeyeceğinden dolayı kendi hazmettiği kemiğin neticesi ve meyvesi olarak sütü verir. Aynı o mantık düşün. Sahabe-i kiram da kendi fıtratlarına, kendi uygun metodolojilerine göre o ekolü onlara sağlamış. İfade edebildim mi? Yani o mezhebi onlara sağlamış. Aynı mantık oldu. Devam. Var mı sorun? Basitti mi yani? Ne bileyim bana çok basit geliyor ya. Çok basit. Yani ne bileyim konuşulacak mesele gibi gelmiyor bana. Gerçekten. Basit ya. Allah razı olsun hepsinden. Kolaylık sağlamışlar. Bu kadar basit mesele de. Okuyalım işte. Ne yapalım? Birbirlerinden çok farklı yerlere dağıldıkları ve farklı örf ve adetlere sahip insanlar içinde yaşadıkları bilgi, zeka ve kavrayış bakımından da aralarında farklar olduğu için sorulan meseleler karşısında pek tabii... Bak çok güzel bir şey söyledi. Farklı mizaçlarda yaşayan insanlara göre dedi. Doğru mu? Bir soru sorayım. Hani şeriat nasıl iniyor? Bir peygamberle iniyor. Nübüvvet mesleğiyle peygamber vasfı diyor. Kur'an'da ismi geçen yanılmıyorsam 25 peygamber var. Peki yeryüzünde şimdiye kadar kaç peygamber var? 124.000 peygamber diyelim. Diyelim mi? Ortak kanaat. Bu 124.000 peygamberin birçoğu aynı dönemde yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır? Çok. Çok ilginç. Şaşırdın mı Mami? Hep tek tek gelmiyorlar yani. Birçok zamanda aynı dönemde belki 20 tane peygamber var. Biri o bölüme, biri o bölüme, biri o bölüme. Şeriatı. Aynı bölümde de vardır mutlaka. Çok güzel. Aynı bölümde de var. Musa ile Harun değil mi? Hazreti Yusuf ve Yakup. Aynen. Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup değil mi? Çok güzel. Bak aynı dönemde, aynı bölümde. Ben bu Konfüçyus'a, Monfüçyus'a bakıyorum böyle sözlerine. Hani mutlaka çok tahrip edilmiştir de bazı cümleleri o kadar güzel cümleler ki. Diyorum ki belki bunlar bile bilinmeyen peygamberlerdendi de sonra tahrip etmişlerdi diyorum yani. Var mı? Bu da belki değil mi? Belki öyledir de insanlar ondan sonra alıp onu da heva ve hislerine göre çevirmiş, çevirmiş, çevirmiş bu hale getirmişler. Kim bilir 124.000 peygamber yani. O kadar ciddi bir rakam ki. Şimdi yavru kuzun olsa. Bak, bak bura çok önemli ama. Koyuncu, bak bura çok önemli. Hazır mısın? Daha önce var mı çobanlık yap? Ben öyle keyfi yaptım biraz. Tamam, şimdi bak. Bir insanın kendisi çoban olsa, yavru kuzular olsa, o yavru kuzuları otlamak için kapısını açsa, o yavru kuzular böyle otlara, çayırlara dağılsa, 10 tane yavru kuzuya hakim olabilmek için en az 5 tane adam gerekli. Çünkü kuzu bu bilmez, o oraya dağılır, o oraya dağılır. Kuzu böyle komut alıyor mu hiç? Gördünüz mü kuzu sürüsü? Yavru kuzunun sürüsünü gördünüz mü hiç? Değil mi? Aynı anası varsa meme peşinden gidiyor, yoksa o oraya dağılır, o oraya dağılır. O dönemde tufulet dönemi, kuzunun tufulet dönemi değil mi? Kuzu tufulet dönemi. Hani tıfıl derler ya, tufulet dönemi. 10 tane kuzu için belki hakim olsun kuzular kaçmasın diye 4 tane 5 tane adama gerek olacak. Ama o kuzular büyüse, keçi olsa, koç olsa belki onun 500 tanesini bir tane çoban, iki tane de etrafına kangal çözüp halledebilir. Neden? Çünkü kemalat dönemi oluyor. Kemalat döneminde çözebiliyorsun artık. Var mı burada problem? Problem yok. Bir ana sınıfı öğretmeni gezi yapacak olsa 20 tane ana sınıfının çocuğu hangi evre? Tufulet.
tufulet evresindeki 20 tane çocuğu geziye çıkarabilmek için belki 5 tane de yardımcıya ihtiyaç duyacaktır. Ay o çocuk oraya gitmesin, o çocuk elini oraya vurmasın, ay dur o elini oraya yakmasın diye. Doğru mu? Doğru. Ama bir üniversitede, amfi, bir derslikte bir tane profesör çıkıp belki 1000 tane adama ders verirken susun deyince 1000'ini susturabiliyor. Neden? Çünkü kemalet evresi oluyor. Var mı problem? Eski çağlar ve dönemler toplumun tufulet evreleri olduğundan aynı zamanda aynı mekanda birçok peygamber gelip Cenab-ı Allah'ın şeriatını onlara naklederken ve indirirken bizden sonra yani Efendimiz'den sonraki dönem toplumun artık kemalat evresi olduğundan dolayı tek bir peygamber bütün topluma hitap etmek için kafi gelmiştir. Bu yüzden bundan önce çok peygamber varken Efendimiz Aleyhisselam son ve tek peygamberdir. Güzel oldu mu? Çünkü eski evreler ne evresi? Şimdiki bizim evre? Kemalat. Güzel oldu mu? Sorun var mı? Anlıyor musun? Bu yüzden eskiden dahi tufulet evresinin mizaçları, ince farklılıkları, temel esasta farklılıklar var mı? Tevhidde farklılık var mı? Yok abi. Yok. İtikatta farklılıklar var mı? Melekleri imanda farklılık var mı? Yok. Nerede? Temel mizaç ve teferruat noktalarında farklılıklar insandan insana değiştiğinden dolayı o tufulet evresinde bile Cenab-ı Allah aynı anda çok peygamber gönderdiği olmuş. Şimdi denebilir mi? Haşa! Ya Rab madem doğru bildi niye o kadar peygamber gönderdin denebilir mi? O mizaca öyle, o fıtrata öyle. Anladın mı? Demek ki gerçekten mezheplerle ilgili bu soruları soran insanların dertleri, sorunları mezhepte değil İslam'da. Daha temelde sorun var. Devam. Birbirlerinden çok farklı yerlere dağıldıkları ve farklı örf ve adetlere sahip insanlar içinde yaşadıkları bilgi, zeka ve kavrayış bakımından da aralarında farklar olduğu için sorulan meseleler karşısında pek tabii olarak farklı içtihatlar, ayrı görüş ve kanaatler ortaya çıkabiliyordu. Neden? Fıtratları farklı. Ben mesela ikimiz de spora gidiyoruz Ömer. Yaptığımız iş aynı mı? Evet. Peki amacımız aynı mı? Değil. Mesela ben buk, şişme evresi, sen definasyon, zayıflama evresine gidiyorsun diyelim. Şimdi ikimiz de spor yapıyoruz diye al bu besin ikiniz de yiyorsunuz diye ikimiz aynı şeyi yiyebilir miyiz? Aynen. Yemeyiz ya, bizim amacımız aynı değil yani. Bizde bir farklılık var. Diyorum ben buga girmişim şişmeye, bu adam definasyona girmiş. Demek ki bak aynı mekanda bile olsak bizim uygulamada ince teferruat noktalarında Ömer'le farklılıklarımız var. Doğru mu? Peki bu kadar insanın birbirinden farklılığı olmaz olur mu hiç Furkan? Vardır mutlaka. Peki bu farklılıklara göre birisi bir ekol oluştursa, ey bu fıtratlar size hitap ediyorum bak bu yol size uygun olabilir. İslam'a çıkaracak o cadde-i kübrayı size sağlayabilir dese elhamdülillah Allah senden razı olsun deriz ya. Şimdi yaptığımız başka bir şey mi yani? Beraber mütalaa edip diyoruz ki aa bak böyle daha iyi anlıyoruz diyoruz yani. De öyle değil mi? Buyur abi. Abi şimdi özellikle bölgesel farklılıklar kapı açıyor buna. Çünkü şimdi hani iş din olunca hemen tartışmaya açık oluyor da mesela Amerika'da kaç eyalet vardı başkan? 51 tane eyalet var. Hepsinin ayrı valisi ve ayrı kanunları var. Mesela Texas'ın kanunlarıyla New York'un kanunları çok bir değil. Çok güzel abi. Çok güzel. Yani şimdi baktığın zaman kimse buna itiraz edemiyor. Demiyor yani nasıl olur ya bir hepsi insansa hepsine aynı kanunlar olması gerekiyor demiyor. Çünkü Texas'ın yapısı farklı, doğa koşulları farklı, insanın fıtratı farklı. Orada farklı kanunlar var. New York'ta farklı kanunlar var. New York'ta belki daha medeni, belki Texas'ta daha bedevi yani. Bu dünya kanunları için madem kabul edilebilir bir şey oluyor da dini kanunlar için niye kabul edilebilir? Örnek olmuyor? Çok güzel abi. Eyvallah. Aynı ülke. Yani bir de. Esas kanunları her yer için geçiyor. Evet tabii temel kanunlar var onlar değişmiyor. Hani atıyorum vergi kaçıramazsın. Vergi kaçıramazsın. İşte cinayet işleyemezsin. Kafana göre adam öldüremezsin gibi. Evet. Hırsızlık yapamazsın. Ama filankes bir yerde diyor ki leylek de öldüremezsin. Evet. Var yani kanunu. Bir eyalette var. Leylek öldürtmüyorlar mesela. Yani filankes yerde evet gibi. Ayrı görüş ve kanaatleri ortaya çıkabiliyordu. Bir sahabinin etrafına toplanan talebeleri o sahabinin kendisinden sonra da onun sistemi ve metodu doğrultusunda içtihat yapmaya, kapalı olan meseleleri çözmeye, cemiyette yeni ortaya çıkan durumlara hükümler bulmaya çalıştılar. Bu çalışmalar neticesinde zamanla fıkhi mezhepler teşekkül etmeye başladı. Bazı mezhepler kendilerine fazla taraftar bulamadığı için zaman içinde kaybolurken bugünkü dört büyük mezhep umumun teveccühünü kazanarak kuvvet buldu. Fark burada. Diğerleri de doğruydu ama teveccüh görmedi. Bu dördü ne oldu? Cenab-ı Allah tarafından teveccüh. Bugün ben eminim yeryüzünde bizden çok daha güzel İslam'ı anlatan ama kimsenin tanımadığı insanlar vardı. Doğru mu? Allah onlardan bir kez razı olsun. Ama niye tanımıyoruz? Belki bir hikmete binaen teveccüh görmedi. Hayal alem tanınıyor. Belki o teveccüh gördü. Bu demek değil ki en iyi burası biliyordu onlar bilmiyor. İfade edebilir mi demek istediğimi? Devam. Bugünkü dört büyük mezhep umumun teveccühünü kazanarak kuvvet buldu, yaygınlaştı ve günümüze kadar geldi. Mezhepler arasında görüş ayrılıkları olması nereden kaynaklanmaktadır? Bu ayrılıkla... Bir dakika yeni bir ese girdi. Mezhepler arası görüş ayrılığı nereden kaynaklanmaktadır? Tekrarla. Mezhepler arası görüş farklılığı nereden kaynaklanmaktadır? Tekrarla. Mezhepler arası görüş farklılığı nereden kaynaklanmaktadır? Evet. Devam. Bu ayrılıklar çeşitli sebeplerden ileri gelir. Kur'an'da hüküm ifade eden ayetleri ki bunlara nas denir, anlayış herkes için başka başka olabilir. Zira nasların usulü fıkıhta beyan edildiği üzere pek çok kısımları vardır. Hafi, mücmel, sarih, kinaye, mecaz, hakikat, mutlak, mukayyet, has, am gibi bu yüzden. Bekle, say sefer.
Hay kaçırmasan sayabilecek misin gerçekten? Onu da merak ettim. Neydi başlık az önce okuduğum? Mezhepler. Ben de unuttum o yüzden. Neydi lan? Neydi Mahsum söyle. Mezhepler arasındaki farklar neden var? Güzel Mahsum, öbür hafta da kazandın. Çünkü öbür hafta umre var yok. Bu ayrılıklar çeşitli sebeplerden ileri gelir. Kur'an'da hüküm ifade eden ayetleri, ki bunlara nas denir. Anlayış herkes için başka başka olabilir. Zira nasların usulü fıkıhta beyan edildiği üzere pek çok kısımları vardır. Nas Kur'an'ın direkt beyanı da oluyor, şeyi de oluyor. Hatırlar mısınız? Mesela Üstad sadaka ayetini alıyor. Şu harf olduğu için şu da sadakadan sayılıyor diyor. Bildiniz mi o içtihatları? Harften bu da sadaka diyor. Mesela o bir nas oluyor ama hadi otur da çıkar oradan. Yani 25. sözde işledik ya ayrıntılı. Hatırlıyorsan söyle abi, ben hatırlamıyorum. Rızık olarak verdiklerinden infak ederler. Tamam. Şey kendi... hükmü hatırlıyor musun? Hani şu olduğu için böyle diyor ya. Orada işte kendine Allah tarafından verilenden vermesi gerekiyor diye orada bir evet, mimme oradaki mim harfi. Bir harften bir harften çıkarıyor bunu. Yani mesela bu ne oluyor, bir nasıl oluyor mesela. Ama bunların çıkışı işte sen ben değil yani. Yani o seviyede olmayan biri bunu nasıl çıkarabilecek ki zaten? İfade edebiliyor musun? Bak benim anlayamadığım ne biliyor musun? Tek bir yere ayar oluyor. Hadi 30, 40, 50, 60 yıllık dünya hayatı diyelim takribi. 60 yıllık dünya hayatı için doktora gidiyorlar. Her doktor da efsane tespit yapabilen adam değil yani. Emek verip güzel tespit yapabilenlerden Allah binlerce kez razı olsun. Kimisi de ya şimdi bu kadar sıra bununla mı uğraşayım? Kimisinin derdi vardı. Neyse. Hepsi de doğru yapmıyor yani. Gidiyor bir tanesine adam. Doktor bey şuramda bir şey var falan. Ya o böbreğim diyor. Doktor dalayla ilgili belki bir şey söyleyecek. Yani filan kes. Pratisyen bir arkadaşın yanına gidiyor. Ne için? İşte 3 günüm 5 günüm çok acılı geçmesin diye. Yani orada pratisyen bir doktora ittiba ediyorsun. Demiyorsun ki senin bu dediğin doğru mu? Dur bakayım bir 6 yıl okuyayım da geliyorum yanına. Onu diyemiyorsun. Burada adam müçtehit imam. İmam Ebu Hanife. Ya İmam Ebu Hanife'nin hükmünü eleştiriyorsun yani. Neden? İnsan fıtraten hazırda verilen bir dirhemi her zaman ileride verilecek batmanlara tercih eder. Orada hazırda bir rahatını sağlayacak ya karşıdaki arkadaş, bütün dediklerini yapar. Ama İmam Ebu Hanife'ye laf söylediğinde ya da hadis sahabelerinden Ebu Hureyre'ye laf söylediğinde bunun anında bir karşılığı var mı Fatih? Belki etrafında yalakalık olamıyor. Hafi, mücmel, sarih, kinaye, mecaz, hakikat, mutlak, mukayyet, has gibi. Bu yüzden müçtehitlerin aynı nasıl anlayışları farklı farklı olmaktadır. Ayrıca hadislerin de nevileri, çeşitleri vardır. Mütevatir, meşhur, haberi vahid, mürsel, muttasıl, münkati gibi. Bu hadisleri dil olarak kullanma konusunda da müçtehitler ihtilaf etmişlerdir. Bunun neticesinde de farklı farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bak şunu okusan anlamazlar, anlamadığı şeyi anlamış gibi cevap veriyor. Çok ilginç değil mi? Devam. Mesela Hanefiler hadisler konusunda titiz davranır. Haberi vahidi tek sahabenin rivayet ettiği hadisi delil olarak kabul etmezler. Şafiler ise haberi vahidi kabul eder ve onu kıyasa tercih ederler. Hanefiler mürsel hadisi alır, Şafiler almazlar. İşte bu gibi delillerdeki ihtilaf ve kabul edilen delillerdeki farklı anlayış müçtehitlerin aynı meselede farklı hüküm vermelerine sebep olmuş. Ufak ufak yani. Tavuklu böyle mi? Yok tavuklu zehirler mi zehirlemez mi? Fetva verilen beldelerin örf ve adetleri de müçtehitlerin yaptıkları içtihatlara tesir etmiştir. Müçtehitler arasında görüş ayrılıkları olmasının mahzuru var mıdır? Hayır. Çok güzel soru. Değil mi abi? Devam. Hayır. Bilakis bu ihtilaflar ümmet için rahmet olmuştur. Herhangi bir mesele hususunda bir mezhepte zorlukla karşılaşınca zaruret halinde o mesele başka bir mezhebin kolaylık ifade eden hükmüyle halledilme yoluna gidilmiştir. Zaruret olunca başka bir mezhebin kolaylık veren bir hükmü ile. Ama ne olduğunda? Zaruret oldu. Müçtehitler arasında görüş ayrılıkları olmasının mahsuru var mıdır? Devam. Hayır. Bilakis bu ihtilaflar ümmet için rahmet olmuştur. Herhangi bir mesele hususunda bir mezhepte zorlukla karşılaşınca zaruret halinde... Zaruret halinde çok önemli. Canım mide şekli Şafi'ye geçeyim değil. Zaruret halinde. Devam. O mesele başka bir mezhebin kolaylık ifadenin hükmüyle halledilme yoluna gidilmiştir. Böylece mezheplerin varlığı ümmet için kolaylık ve genişliğe vesile olmuştur. Eyvallah. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır mealindeki hadis-i şerifin ifade etmek istediği... Çok güzel bir hadis ya. Ümmetimin ihtilafında. Hangi ihtilaf? Cadde-i Kübra'yı Kur'aniye'de kaldıktan sonraki müsbet ihtilaf. İşte bu az önceki örnek. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Malik işte. Değil mi? Cadde-i Kübra'yı Kur'aniye'de kaldıktan sonra, o ehli sünnet çizgisinden taşmadıktan sonraki o müsbet ihtilaf. Orada ne var abi? Rahmet var. Neye göre? İnce, mizaç ve teferruat farklılıklarına göre. Çok güzel değil mi? Temel esaslardaki farklılıkta var mı rahmet? Hayır. Onu kastetmiyor. Çok ince. Devam. Anlıyorsun değil mi? Mezheplere ne lüzum var? Herkes kendisi Kur'an'ı ve hadisi okuyup hüküm çıkaramaz mı? Müslüman olan her ferdin dini meseleleri ve hükümleri doğrudan doğruya Kur'an ve sünnetlerden öğrenmesi mümkün değildir. Var mı böyle bir imkanı olan? Az önce ne dedik? Sadaka ayetinde ayeti tekrarlar mısın? İnfak ayeti yani. Evet. 25. sözden okuduğumuzda üstaddan anladığımıza göre oradaki bir mim harfi miydi? Evet, mim harfinden. Hani mim. Malınızdan değil de bizim verdiğimiz maldan. Heh. Hani orada böyle bir taşıyor. Hüküm. Evet, böyle bir hüküm çıkıyor yani. Bir mim harfinden bu hükmü çıkarabilecek baba yiğit varsa tabii ki buyurun yani. O mezhebede ihtiyacınız yoktur herhalde. Ben o baba yiğitlerden değilim. Allah razı olsun. Taklit ediyorum. Devam ediyorum. Evet.
Müslüman olan her ferdin dini meseleleri ve hükümleri doğrudan doğruya Kur'an ve sünnetlerden öğrenmesi mümkün değildir. Bunu ancak müçtehitlik payesine erişmiş salahiyetli İslam alimleri yapabilir. Baştan alayım. Nasıl ki böbreği, dalağı, midesi ağrısa bir doktora ihtiyaç duyuyor ama İslam onun nezdinde o kadar ucuz geliyor ki kimseye ihtiyacım yok, ben evde okumadığım Kur'an'dan çözebilirim diye hükme varıyor. Maalesef. Neyden dolayı? Egodan dolayı. Devam. Geriye kalan Müslüman halka o büyük din alimlerinin izah ve görüşlerini anlamak ve benimsemek, onların yolunda gitmek düşer. İlaçların ham maddesi bitkiler, otlar, madenler vesaire olduğu halde nasıl herkes ondan ilaç yapamıyor? Bir dakika. Çok ince. Çok ince. Bir daha okuyalım mı Fatih burayı? İlaçların ham maddesi bitkiler, otlar, madenler vesaire olduğu halde nasıl herkes ondan ilaç yapamıyor? Biliyorsun ham maddesini ilaçların. Öyle değil mi? Bak eczacı burada. Sen yapsan hadi hadi. Ham maddesini biliyorsun, şey yapamıyorsun öteki türlü. Hayır, ayetleri de bilmiyorsun, meydan okuyorsun. Ya işte ya, İslam da çok ilginç. Başkanın üzerinde oran bile yazıyor. Ona rağmen yapılamıyor yani. Değil mi? Mesela bir bilmem kaç miligram falan. Üstad diyor ya, bir dirhem eksik veyahut fazla olsa tiryak iken zehir olur diyor. Ya da tamamen tesirsiz oluyor yani. Tamam. Furkan anlıyor mu dersi? Son cümleyi hatırlayabiliyor musun? İlaçla ilgili olan. Ham maddesi bir değil, biliniyor. Bizden bahsettim, madenden falan bahsettim, herkes yapamıyor o ilaçları. Bağla. Kur'an ayetlerini bilenler var mesela, ondan herkes hüküm çıkartamıyor. Bilenler var mesela değil, biliyoruz ama hüküm çıkaramayız. Bazen de bilmiyor ya mesela, bilmeden de konuşamıyor. Bir heyecan katınca konuşmaya böyle oluyor. Devam. Ham maddesi bitkiler, otlar, madenler vesaire olduğu halde nasıl herkes ondan ilaç yapamıyor? Bu iş için ayrıca eczacılık tahsili gerekiyorsa dini meselelerde temel kaynak Kur'an ve sünnet olduğu halde ondan hüküm çıkarmak işini de sıradan her Müslüman yapamaz. Yapamaz arkadaş yani, biraz şey yapmak lazım. Allah her kuluna aynı ilhamı verir mi? Yok. Ezeli ilmiyle bakıyor. Hangi ruhun kalitesi ne kadar yüksek, ona göre veriyor. Her insandan çıkıp ben profesör doktor olacağım diyebilir mi? Onu da diyemiyor işte. Onu anlıyorum, bunu niye anlıyorsun ya? Çok rahatlar orada ama. O alanda rahat hissediyorlar kendini. Sebebini tekrar söyleyeyim. İslam onlara göre ucuz geliyor. Ucuzluk ne demek? İstediğim zaman, istediğim yerden alır, istediğim yere geri bırakırım. Canım ister İslam'dan şuradan biraz menkıbe alırım, geri bırakırım. Canım ister biraz hadis alırım, geri bırakırım. Canım ister biraz ayet alırım, geri bırakırım. Ucuz geliyor. Yahu benim yaptığım dandik meslekte bile bir sıralama, bir metodoloji varken İslam'ı öğrenmenin, yaşamanın da bir sıralaması, metodolojisi vardır demiyor da adam ucuz görüyor. Ay bugün de canım bir menkıbe çekti. Bir gün zatın bir tanesi namazla ilgili bla 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 bla. Namaz var mı abi? Yok. Ama dedem çok kılıyormuş falan. Boş beleş muhabbetler, başka hiçbir şey değil yani. Seni secdeye götürmeyen bir imanın var, daha bunun üzerine başkasına iman satmaya çalışıyorsun. Ne kadar acı. Şey mi diyeceksin abi? Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkarmak için bir insanın çok aşırı derecede zeki olması lazım. Analitik zekasının çok yüksek olması lazım ki hani. Başta bütün insafı kalp. Tabii. Onlar zaten olması gerekiyor. Çünkü fitneyi de aynı şekilde çıkarabiliyorlar ya, o yüzden. Evet. Cerbezi haricinden. Cerbezi hariç. Yani bütün ayetleri ve hadis-i şerifleri tamamını bilecek ve birbirleriyle bağlantılarını kurabilecek derecede yüksek zeka sahibi olması gerekiyor. Genelde bunları iddia edenler de hani ben de çıkarım diyenler de o zeki olanları görmedim. Zaten çok zeki olsa keşfedilmiş bir Amerika varken tutup ben bir daha keşfedeceğim diye uğraşmaz. Evet. Bir namazda İmam-ı Azam'ın söylediğine göre 10.000 tane fıkıh kuralı var. Yani zaten bir namaz sadece. Sadece bir namaz. İmam-ı Azam bunun yıllarını vermiş, çıkarmış. Ben niye tekrardan uğraşayım ki? Yani çok zekiyorsam ben bunu kabul etmem. Zaten hazır önümde 10.000 tane hüküm çıkarmış biri var. Değil mi? Tekrardan niye ben o zamanı kaybedeyim? Zeka bunu da gerektirir. Evet, ben şu yani telefonu yapmaya uğraşmıyorum değil mi? Var olanı değil mi? Eyvallah. Dini meselelerde temel kaynak Kur'an ve sünnet olduğu halde ondan hüküm çıkarmak işinde sıradan her Müslüman yapamaz. Ancak müçtehitlik seviyesine ulaşmış alimler yapabilir. Herkesin dini kaynaklardan hüküm çıkarmaya ilmi, bilgisi, aklı, idrak seviyesi, basiret ve feraseti yetmez. Biraz mezhepleri çok ufak özetlemek istiyorum. 4 ameli mezhebi. Devam. Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Hazretleridir. İmam-ı Azam en büyük imam demektir. Asıl adı Numan olup İmam-ı Azam'ın künyesi Ebu Hanife'dir. Hicretin 80. yılında Kufe'de doğmuş, Hicri 150'de Bağdat'ta vefat etmiştir. Hanefi mezhebi önce Irak'ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasiler devrinde hakimlerin çoğu Hanefiydi. Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında Hanefi mezhebi yaygındır. Maliki mezhebi. Kurucusu İmam Malik bin Enes Hazretleridir. Hicri 93 tarihinde Medine'de doğmuş, Hicri 176'da yine Medine'de vefat etmiştir. Maliki mezhebi önce Hicaz halkı tarafından benimsenmiş ve hacca gelenler vasıtasıyla Kuzey Afrika'ya ve o zaman Endülüs denen İspanya'ya yayılmıştır. Şafii mezhebi. Kurucusu İmam Şafii Hazretleridir. İmam Şafii'nin asıl ismi Muhammed'dir. Hicret 150 tarihinde Gazze'de doğmuş, 204 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Haşimi oğulları soyundan gelmektedir. Şafii mezhebi önce Mısır'da yayılmış, sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Horasan taraflarına geçmiştir. Bugün Mısır'ın çoğunluğu Şafii'dir. Anadolu'nun güney taraflarında Suriye ve Irak'ta da Şafii mezhebinden olanlar mevcuttur. Çeçenistan'da gidiyorum. Çeçenistan'da var.
Hanbeli mezhebi. Kurucusu Ahmet bin Hanbel Hazretleri'dir. Hicri 164 tarihinde Bağdat'ta doğmuş, 241 tarihinde yine orada vefat etmiştir. Hanbeli mezhebi daha çok Necid taraflarına tutulmuştur. Halen Necid'de Hanbeli mezhebi hakimdir. Hak bir olur. Halbuki 4 mezhebinde hak olduğunu kabul ediyoruz. Bu nasıl olur? Var mı? Okuyalım mı? Devam. Hak bir olur. Halbuki 4 mezhebinde hak olduğunu kabul ediyoruz. Bu nasıl olur? Bir su 5 ayrı mizaçtaki hastaya göre 5 ayrı hüküm alır. Bu aynı su mu? Kaç hüküm alacak? 5 neye göre? Farklı mizaçtaki hastaya göre. Mesela birinin hastalığının nevine göre ilaçtır. Tıbben ona vaciptir. Diğer birinin hastalığı sebebiyle zehir gibi zararlıdır. Mesela birisinin hastalığı ileri seviyede olsa, mesela ilaç kullanmanın zorunlu bir hastalık var mı abi? Ya da su içmenin zorunlu olduğu bir hastalık, hatırlıyor musun? He, böbrekler iflas etti diyelim. Doktor diyor ki baba günde 5 litre su içeceksin. Biliyorsunuz normalde aslında hani böyle tam İslami bir hayat yaşasak doktorun hükmü o bölgenin İslam valisi hükmüyle aynı hüküm görülür. Normal hani bir İslam toprağında yaşasak. Tabii o doktoru da İslami bir doktor olduğunu anlarsan. İslam'ı da bilen ama insanın sağlığına da dikkat edin. O doktorun hükmünü valinin hükmüyle eşdeğer görüyorlar. Kadı hükmüyle zaman zaman. Eşdeğer görüyorlar. O kadar ehemmiyetli. O yüzden o doktor dese ki senin böbrekler bitmek üzere. Sen günlük işte 5 litre su içmen lazım. O kişi artık o suyu içmesi vacip hükmüne geçecek. Vacibin terki haramdır. Yani o suyu içmese o kişi günaha girer mi? Girer. Neden? Vücuduna kasten zarar vermiş olduğu için. Devam. Tıbben ona vaciptir. Diğer birine hastalığı sebebiyle zehir gibi zararlıdır. Bir dakika. Kuduzu biliyor musun kuduzu? Nasıl bir hastalık? Kötü. Ne sıkıntı var kuduzda? Ha, su içmemesi lazım. Su içse zarar verecek mi kendisine? Verecek. Ne olduğunu bilmiyorum ama su içse pert olacak. Peki o zaman ona hangi hükme geçiyor? Haram. Bak az önce suyu içmesi vacipken şimdi suyu içmesi haram oldu. Su aynı su mu? Soru neydi? Babacığım aynı yol, aynı yol. Nasıl 4 farklı yolda bu aynı yol gibi hak olabilir diyor. E bak aynı su, aynı su 2 tane hüküm aldı. Neye göre? Karşıdakinin mizacına göre farklı hüküm aldı mı aynı su? Aldı. 2 tane aldı, 5 tane alacak birazdan toplamda. E aynı su alıyor da mizaç farklılığına göre aynı mesele, aynı doğru neden farklı mizaçlara göre hüküm alamasın? Alır. Anladın mı demek istediğimi? İnsan sürekli der, öfke kötüdür, kötüdür, kötüdür der. Eminim insanın 10 hareketinin 9'unda öfke o insana zarar verir. Belki haram olarak döner. Ama bir baba kız çocuğuna taciz ediyorsa o kız da öfke burada daha büyük problem vardır. Burada da öfkelenmesi gerekli. Bak aynı öfke hükmü değişti. Örnek verdim yani mesela. İfade edebiliyor muyum? Aynı olay mı? Evet aynı hükmü değişti ama. Devam. Bir su. 5 ayrı mizaçtaki hastaya göre 5 ayrı hüküm alır. Mesela birinin hastalığının nevine göre ilaçtır. Tıbben ona vaciptir. Hangi hastalık dedik? Başta böbrek hastalığı için. Devam. Diğer birinin hastalığı sebebiyle zehir gibi zararlıdır. Tıbben ona haramdır. Hangi hastalık dedik? Kuduz dedik. Diğer birine az zarar verir. Tıbben ona mekruhtur. Bir dakika. Çok az zarar verir. Bilmiyorum ya. Mesela narkoz alan birisine birkaç saat su içirmezler. Belki az zarar verir. Ne oldu orada? Mekruh. Yani keri. Çirkin oldu. Kafi. Diğer birine zararsız olduğu gibi faydası da vardır. Tıbben ona sünnettir. Heh. Birisi var. Günde atıyorum 3 litre su içtiğinde vücudu daha çok çalışacak. Peki buna faydası var mı? Var. Bu kişiye de ne hükmüne geçti? Değil mi? Çünkü vücuduna faydası var hoca ette. Devam. 4 etti bu arada hüküm. Bir diğerine de ne zararlı ne faydalıdır. Mesela şu an sizinle muhabbet ediyoruz. Ben günlük yemeğimi yedim. Günlük yani şimdiye kadar ihtiyaç olan suyumu da içtim. Şu an şunu içsem içmesem ölmem. Bana bir şey olmaz. Şöyle sizinle muhabbet ederken de incecik bir yudum aldım. Çok ciddi bir faydası olduğunu zannetmiyorum. Bugün içtim çünkü en az bir 2-3 litre içtim. Bir zararı var mı? Bir zararı da yok. Ne oldu bana hüküm? Mübah. Yani burada muhabbet esnasında nasıl çay içiyorsun? Aynı o şekilde de bir yudum su alıyorsun. Bu da mübah hükmüne geçti. Aynı su mu? Aynı. E madem aynı su, mizaç ve fıtrat farklılıklarına göre 5 yola kanalize oldu. Yol aynı yol mu? Evet. Bu da mizaç ve teferruat farklılıklarına göre 4 farklı yola kanalize oldu. Nedir bu yolların adı? Hanif, Şafii, Hanbeli, Maliki. Var mı sorun? Devam. Hastanın durumuna göre bunların 5'i de haktır. Bu ilaç yalnızca vaciptir denilemez. İşte bu misaldeki gibi. İlahi hükümlerde mezheplere tabi olanların durumuna göre değişir. Farklı farklı olur. Üstelik her biri de hak olur. Buna bir misal verelim. İlahi hikmetin tensibiyle İmam-ı Şafii'ye ittiba edenlerin çoğu köylü ve bedeviliğe yakındırlar. Bunlar cemiyet hayatına geri olduklarından her biri bizzat dergah-ı ilahiye kendi derdini söylemek, hususi dileğini bizzat arz etmek mizacındadırlar. Bu yüzden de imam arkasında Fatiha'yı tek tek okurlar. Bu hüküm hak ve doğrudur. İmam-ı Azam'a ittiba edenlerin çoğu ise şehirliliğe ve medeniyete daha yakın, içtimai hayatı benimsemiş kimselerdir. Bunların nazarına bir cemaat bir şahıs hükmüne girip bir tek adam da umum o cemaat adına sözcü olarak konuşur. Kendileri de onun kalben tasdikçisi olurlar. Bu bakımdan Hanefi mezhebin imam arkasında tek tek Fatiha okunmaz. İmam cemaat adına okur. Cemaat de amin diyerek onu tasdik eder. Bu hükümde evvelki gibi hak ve doğrudur. Maturu diyemez. Ne farkına göre oldu? Mizaç farkına göre oldu. Başka bu mesela su örneğinde ders işlemiştik yıllar önce. Bütün her şeyi bilip çok basit anlatmanın adı neydi? Sen bir cuma dersini anlatmıştın.
Yok şey ne mantığı demiştin ona? Unuttum da felsefik Avrupa tarzı bir şeydi. Sehli Mümteni duyunca ah ben söyleyebilirdim diyorsun ama söyleyemezsin. Ne mantıklı unuttum da. Şimdi mesela mahruti bakış. Hem o başkan bir de bir şey daha vardı onu unuttum. Eyvallah. Hani her şeyi bilip çok basit anlatmak herkesin anlayacağı tarzda. Üstad Hazretleri asrı iyi biliyor yani bu asrın getirebileceği şeyleri kendinden sonraki zamanları da tahmin ediyor demek Allah'ın lütfuyla. Şimdi misal insafla bence bu örnek insafla anlaşılır tam akılla değil yani. Katılıyorum. Şimdi mesela suyla dinin ne alakası var falan diyebilir ama insafla bakan biri der ki lan bu adam su gibi basit bir şeye bakmış insanların fıtratlarına bakmış kainattaki bileşimlere bakmış, ayrışımlara bakmış, güneşe bakmış, köpeğe bakmış, kediye her şeye bakmış. Sonra demiş ki bunlar anlasa anlasa günlük en çok kullandıkları şey olan nefesten sonra elle tutulabilir, gözle görülebilir su diyor. Su. Örnek vermiş. Şöyle düşünüyorum bir de başkan. Öyle aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. İtikadi mevzu dedik ya. Mesela bir adam bilse ki Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar yeni doğan çocuğa kadar herkese uygun bir din yaratmış. Hepsinin mizacına, karakterine uygun insafla ve vicdanla bakıldığı takdirde. Mesela bu mezhepleri inkar edenlerin genel problemi zaten haşa sanki Allah sudan 5 tane farklı şey yaratamaz. Bak yarattı işte. İslamiyet'te de kesin bu doğrudur. Bunu takip et diye bir şey olamaz. Çünkü mizaçları farklı yaratmış. Mesela Hazreti Ömer'le Hazreti Ebubekir'in mizacı tamamen birbirinden farklı değil mi? Ama ikisi de dinin dörtte biri. Demek ki bir bütün içinde farklı parçalar da olsa aynı şeyi temsil ediyorlarsa olabiliyor. Aynen. Yani okuduğumuz şeylerde ve biraz insaflı kalbi açık bir adam olayı hiç sorgulamadan kabul eder. Lan suda bile böyle bir şey varsa dinde nasıl olmasın der. Bence olayı bitirir. O başta söylemiş olduğumuz şeye giriyor gibi geliyor bana. İlk cümlemize değil mi? Evet. Ya tabiat risalesindeki insafla vicdanı üstad burada suda kullanmış. Hiç kafada soru işareti kalmıyor dinlerken ya. Aynen öyle. Lillahi teala el-Fatiha me salavat.